Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çocukluğumun karnabahar yemeğini yapacağım inşallah sizinle birlikte. Gerçekten biraz bu yemek kızartıldığı için ağır kaçabilir fakat gerçekten çok lezzetli oluyor. Karnabaharı sevmeyenler dahi severek yiyecekler eminim. Bizim çocukluğumuzda annemiz bugün ne yapayım diye sorduğunda özellikle erkek kardeşim mutlaka anne karnabahar oturtması yap derdi. Hadi gelin hep beraber yapalım. Öncelikle karnabaharımı ayıracağım çiçek çiçek. Haşlayacağım ve haşlama suyunu dökeceğim. İsteyen buharda da haşlayabilir. Ben yıkama gereği duymadım bu yüzden. Dökeceğim için suyunu. Şimdi üzerine su dolduruyorum ve bir taşım haşlayacağım. Öyle çok fazla yumuşamasını istemiyorum. Bu arada küçük robotuma 3 diş sarımsak, orta boy bir soğanı doğrayıp hemen çekiyorum. Şekilde soğanlarımı buzlattım. Şimdi ocak başına gidelim. Hep birlikte hazırlıklarımıza devam edelim. İki kaşık zeytinyağı. Bildiğiniz karnıyarık içi yapacağız. Ben önce soğanı kavuranlardanım. Daha sonra kıymasını ilave ederim. Kıymayı kavururum. Eğer domatesiniz varsa domates iyi olur. Benim dondurucu da var. Ayrıca konserve domatesim var. Onlardan kullanıyorum. Bir tane kapya biber doğradım. Bir yeşil biberim var. Birlikte kavuracağım. Daha sonra kıymamı ilave edeceğim. Bu arada bir çay kaşığı kadar tuz vermeyi düşünüyorum. Sertliklerini alsın. Daha çabuk ölsün. Karnabaharımın altını kapattım fakat süzmedim. İçerik tencerede biraz dursun istiyorum. Yeterince yumuşadılar. 200 gram kadar kıymam var. Çok az karabiber vereceğim. Kıymam kavruldu. Bir kaşık da salça vereceğim. Dondurucudan aldığım domateslerimi önce verdim. Doğranmış domatesim vardı dondurucuda. Kırmızı renk biberi ve salça vereceğim. Bu arada karnabaharlarımı süzeceğim. Bu biberim acı değil, sadece renk için ilave ediyorum. Aynen karnıyarık içi gibi hazırlamış olduk arkadaşlar. Şimdi kenara ayıracağım buharcımı ve karnabaharlarımı kızartacağım. Kızartma işlemini isteyen fırında da yapabilir. Biraz su verdim. Ben karnabaharlarımı süzüp deliyorum. 2 yumurta kırdım. Biraz tuz ilave edeceğim yumurtama ve bir kaşık da un. Güzelce çırpıyorum yumurtamı. Bu arada tavama sıvı yağ aldım. Tavam ocakta kızarken ben yumurtamı güzel bir şekilde çırpacağım. Fazla yağ çektirmemeye çalışarak kızarttım. Şöyle karnabaharlarımı diziyorum. Fırınımı 180 derecede ısıtmaya aldım. Evet, artık kıymalı harcımı üzerine döşeyebilirim.
Fırınım ısınıyor. Su kaynattım bu arada, yemeğimin suyunu ayarlamak için. Yemek zaten kızardığı için arkadaşlar yeterince yağlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada tavamda kaynar suyu çalkalayıp üzerine gezdireceğim. Bir kaşık biber salçası tatlı kaşığıyla eziyorum kaynar suyumda. Yemeğimin üzerine gezdiriyorum. Yemeğime maydanoz da ilave edeceğim. Fakat fırından çıktıktan sonra üzerinde biraz canlı canlı kalsın istiyorum. Bu arada dondurucuda halka domateslerim vardı. Onları çıkarttım. Üzerine biraz halka domateslerden de ilave edeceğim. Evet, yemeğimin suyu da böylece hazır. Ben karnabaharın yanına pirinç pilavını ve spagetti makarnayı çok yakıştırıyorum. Sizler nasıl yaparsınız bilmiyorum. Yanına da çorba olarak mercimek çorbasının çok yakıştığını düşünüyorum. Lütfen tarifimi açıklamalar bölümünden okuyun. Ayrıca buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dışarıda maalesef su çalışması yapılıyor ve şu anda sularımız da kesildi. Biz fırına gidelim. Çıktığımız zaman görüşmek üzere diyorum. Evet, biz fırından çıktık. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi ve uygularsınız. İnşallah memnun kalır. Bana da geri dönüş yaparsınız. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.